bir sürü çok enteresan abi, ürünler var. Evet. Şey sorabilir miyim? Lütfen. Bu kadar böyle bir işletme, bu kadar böyle bir şey için çok mu zengin olmak gerekiyor? Hiç alakası yok yani. Çünkü ama çok fazla yatırımcı aslında insanlar var. Bana soruyorlar işte, yani Vietnam'a gelirsek nasıl bir yatırımda bulunabiliriz, dükkan açabilir miyiz gibi çok basit bir şekilde, basit bir dille anlatır mısın? Buraya Türkiye'den gelen bir insan bir işletme kurabilir mi? Buraya gelip Türk arkadaşlar ya da herhangi bir yatırımcının burada herhangi bir işletme kurması seni rahatsız ediyor mu? Yani böyle bir gayen var mı? Şimdi zaten Vietnam'a gelen adamlar burada egzotik şeyleri denemek istiyor. Mesela şu ilgi çekici. Mesela bu gerçek bir kobra yılanı. Evet. Gürkan abinin Home Home Sweet Home'u. Buranın abi kirası ne kadar? Ayrıca Gürkan abi buraya benim takipçilerimden gelen arkadaşlara indirim de uygulayacak. Thank you. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizi biriyle tanıştıracağım. İsmi Gürkan. Vietnam'da Chung'tayız. Burada tanıştık abiyle. Neden sizi bu kişiyle tanıştırmak istiyorum? Abinin çok yenilikçi bir konsepti var. Bu benim çok hoşuma gitti. Burada bir restoran açmış. İtalyan restoranı. Öncelikle size ben restoranı göstermek istiyorum. Bütün günü abiyle birlikte geçireceğiz. İsmi Gürkan. Buradaki işte işletme maliyetleri, işte rezidanstır, konaklamadır, yeme içmedir falan filan her şeyi konuşacağız. Şimdi başlıyoruz. İsmi Pasta de Pasta. Birçok şubesi var. İstanbul'da var, Amerika'da var. İşte şimdi benim aslında bu size burayı göstermemin sebebi şu. Abinin çok yenilikçi bir insan olması. Çünkü hadi başlayalım. Bakın konsept olarak içerisi çok güzel. Merhabalar, merhabalar Gürkan merhabalar, Bey merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz merhabalar, inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oturalım. Selamlar arkadaşlar. Şimdi Gürkan Bey gelelim asıl konuya. Ben genelde burada birkaç kişiyle de röportaj yapmıştım. İlk sorduğum soru şu. Burayı nasıl buldunuz? Yani burayı nasıl buldun yani? Vietnam Nha Trang bakir bir yer aslına bakarsan. Nasıl buldun? Evet. Bir dönem havacılık sektöründeydim ve görevlerimizden biri de burada açılan turizmde gelip havacılık sektöründe hizmet etmeliydi. O dönem karşılaştık. Yaklaşık 8-9 sene falan oldu buraya geleli. Tabii daha öncesinde ticaret hayatımız olduğu için burayı görünce tamamen bakir dediğin gibi tabii bizim kafamıza ampuller yanmaya başladı. Dedik ki burada yaşanılabilir. Tekrar bir turizmden, hani havacılıktan ticarete dönelim dedik. Ve böyle başladı bizim hikayemiz burada başlangıçta. Vallahi açıkçası biz Gürkan abiyle tanışalı neredeyse bir ay kadar oluyor. Ben Gürkan abinin zekasına hayran kaldım. Çünkü niye? Çok iyi bir analiz yapabilen bir insan. Sen buraya ilk geldiğinde buranın analizini yaptın herhalde kendi kafanda değil mi? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye bir laf vardır bilirsin. Yani burası turizmin bir yer olduğu için, yeni açıldığı için turizmin girdiği her yer birbirine aslında çok benziyor. Yani biz de Antalya'nın çocuğuyuz. Yani Antalya'da büyüdüğümüz, turizm yaptığımız için. Yani buranın ilk geldiğim sene dediğim tek şey şu ki burası Antalya'nın 20 yıl önceki hali. Of. Dedim ki tekrar biz bu yolu yürüyebiliriz ve farklı sektörlerle de başlayabiliriz diye. Öyle bir başlangıç oldu. Aslına bakarsan çok net bir analizdi bu. Sonuçlarını da şimdi görebiliyoruz zaten. Buranın gelişmekte olduğunu düşünüyor musun? Yani kaç yıldır buradasın özellikle Gürkan abi? Yaklaşık 8-9 yıldır buradayım. Ama sadece bu ülkede kalmıyorum ve bu ülkede iş yapmıyorum. Amerika, Kanada gibi ülkelerde de işler yapıyorum. Tayland dahil buna. 8-9 yıl oldu. Evet. Burayı çok seviyorum. Kalma nedenlerinden birisi o. Doğası, atmosferi. Biraz küçük ama rahat edilen bir circle yaratabiliyorsun kendi adına. Geldiğin günle bugün... Çok, onu bahsediyorum. 9 sene oldu neredeyse. Ya bu otelleri göstermişsindir sanırım evet. Takipçilerini. Burada sadece 5 tane otel vardı geldiğinde. Oy. Tabii 5 tane otel vardı. Şimdi yüzlerce otel var. 4 yıldız ve 5 yıldızın otellerin hepsi. Ve hepsi yeni. Yani çok gelişti ve gelişmeye çok daha açık. Her gün farklı ülkelerden turizm alıyor. Yani koronadan önce eğer korona girmemiş olsaydı şu an Nha Trang'ın pozisyonu çok farklı olacak. Evet. Zaten Vietnam gelişmekte olan ülkeler arasında çok üst sıralarda. Doğru. İç açmayı, dış açmayı bunlar çok yüksek. Yani gelişen bir ülke diye. Yani daha da gelişecektir.
özellikle turizm bölgeleri sadece burayla özgü, Naçhane'de özgü bir turizm bölgesi yok. Ülkenin tamamı turizme açık bir bölge. Yani inşallah sen de gösterirsin evet. Diğer videolarında. Yani burası gelişmesi gereken ülkelerden. Şu anda bulunduğumuz konum Naçhane'ın merkezi. Bu, evet. Ben buranın zaten lokasyonunu YouTube açıklamalar kısmına bırakacağım. Buraya gelen Türk arkadaşlar gelsin, uğrasın, ziyaret etsin, yemeklerini yesin. Burası bir İtalyan restorantı, evet. Değil mi? Evet. Peki birçok aslında mutfak kültürü var başka ülkelerin. Neden abi hani İtalya restorantını tercih etti? Neden hani bunun üstüne? Şöyle bir şey var. Zaten oluşturduğumuz konsept sadece bu ülkede değil. Dünyanın farklı ülkelerinde de aynı isimle İstanbul'da, Amerika'da, Vietnam'da, önümüzdeki aylarda Tayland, Phuket olabilir ve Kanada kıtasında. Yani biz bir konsept oluşturduk. Bu konsept üzerinden dünyanın farklı kıtalarında hareket etmek istedik ve istediğimiz noktayı yakaladık sayılır. Ve tabii bunun uzun bir süreci daha var. Bunu ne kadar kısaltabilirsek diye uğraşıyoruz şu dönemlerde. Yani neden İtalya? Bizim konseptimiz farklı. Ben de videonun başında seni tanımlandırdım. Nasıl tanımlandırdım? Acaba nasıl? Gürkan abi dedim, çok yenilikçi bir insan. Evet. Çünkü ben burada daha çok böyle hani ben burada abi hani her restoranta bir şekilde giriyorum. Ama buranın konsepti gerçekten yenilikçi. Ki ben bu hani az sonra göstereceğim hani buradaki dönen hani makarna sistemini nasıl yapılıyor işte. Onu ben, akşam yemeğin yaparken çok daha iyi gösterirsin. Çok daha mantıklı olur. Atmosferin daha da güzel olur. Şimdi bir sonraki aslında senin restoran aynı isimde Pasta de Pasta isimli açmak istediğin yer Tayland değil mi? Tayland ve Kanada. Zaten hali hazırda İstanbul ve Amerika'da ablamlarla birlikte, kardeşlerimle birlikte, Amerika'daki ortaklarla birlikte. İşte bunlar tamamen aile şirketi gibi diyebiliriz aslında. Tabii. Aslında benim takipçilerim çoğu Tayland'da hani ziyaret eden. Hı-hı. Yani Vietnam çok daha sayılı. Tayland'da hangi bölgeye abi atıyorsun yeni restoranı? Phuket. Kontratlarımız tamamlandı sayılır. İnşallah yerlerimizi gördük. Phuket olacak. Phuket Old Town'du değil mi? Old Town olabilir, Avani olabilir. Ha, yani değişebilir. Yani Old Town olacağı da %70-80'lerdeyiz. Ne kadar sürer tahmini? 3 ay faaliyet. sonra inşallah başlamış oluruz. Şimdi, dileğimiz o. İnşallah. Yani bazı şeyler girip engelleyebiliyor, zaman uzayabiliyor. Şimdi ama ben bir de şey sorayım. Ya şimdi aslına bakarsan bana çok sorulan bir sorulardan biri de şu. Çok fazla yatırımcı aslında evet. insanlar var. Bana soruyorlar işte yani Vietnam'a gelirsek nasıl bir yatırımda bulunabiliriz? Dükkan açabilir miyiz? Gibi çok basit bir şekilde, basit bir dille anlatır mısın? Buraya Türkiye'den gelen bir insan bir işletme kurabilir mi? Ya da kurmanın maliyeti nedir? Evrak prosedürleri falan çok yorucu mu? Tayland'daki kadar zor mu? Tabii Tayland'da şöyle, burada eskiden biraz daha zordu. İlla bir Vietnamlı ortağın olması gerekiyordu. Şimdi şirketi bir Vietnamlı'ya kurdurup belli bir süre sonra yatırımcı olarak şirketi üzerinden alıp tamamen %100 kendi şahıs şirketinize ya da limited şirkete de çevirebilirsiniz. Ya bu aslında eskiden çok zordu. Burada şöyle söyleyeyim, bir şirket kurmanın maliyeti $2,000 kadar. Ama yatırım göstermek zorundasın. Deklere ettiğin bir parayla investment'la minimum 400 milyon, 300 milyon Vietnam dongu yani yaklaşık $15,000 bir yatırım göstermek zorundasın. Yani gösterdiğin yatırım zaten senin paran. Yani bu zaten geri senin elinde olacak para, çekeceğin bir para. Yani aslına bakarsan Vietnamlı bir asistanla çalışırsan, doğru insanlarla karşılaşırsan prosedürler de çok çok hızlanıyor ve seni rahatlıkla burada çalışman ve şirket kurman, yatırım yapman için teşvik ediyor. Eskiden çok daha zordu. Şimdi realize person, yani gerçek insanları istiyorlar, gerçek yatırımcıları istiyorlar. Eskiden elini kolunu sallayan işte $1,000, $1,500 verip göstermelik bir banka hesabıyla bu işleri halledebiliyorlardı ama şu an devlet bunu sıkı tutuyor. Sıkı tutması da bir nebze iyi. Buraya gelen yatırımcılar güçlü yatırımcılar oluyor ve teşvik de alabiliyor. Tabii. Bu tabii ben $15,000 dedim ki senin cebinde $1 milyon ya da $2 milyon varsa da burada yatırım yapabilirsin.
turizm sektöründe otel alabilirsin. Otel almak isteyenler varsa atıyorum 50 milyon dolar, 100 milyon dolar arasında şeyler de var, fiyatlar da var. Tabii mevkisine de bağlı. Bu Vietnam'ın her yerinde mümkün. Bu nasıl söyleyeyim, yatırımcının bagatıyla, bütçesiyle alakalı olan bir şey yani. Sana bir sorum daha var. Aslında bu soru birazcık sert ve çarpıcı bir soru. Olabilir. Soru şu. Şimdi diyelim burada bir işletmem var. Yani bir maliyet söz konusu yani bu işletme için. Buraya gelip Türk arkadaşlar ya da herhangi bir yatırımcının burada herhangi bir işletme kurması seni rahatsız ediyor mu? Yani böyle bir gayen var mı? Benim hiç alakadar etmez. Ben dünyanın birçok yerine çıkıyorum. Yani hiç rahatsız etmez. Neden rahatsız etsin ki? Yani insanlar bir şekilde kendi hayatlarını idame ettirmek için, belki hedefleri için, belki doğru ticaretleri için bir yer seçiyorlar ve onu yapıyorlar. Dediğim gibi yani beni hiç rahatsız etmez. Herkes istediğini yapabilir. Türkiye'de de yaşamış olsak atıyorum. Evet. Ne diyeceğiz Türklere, yanıma bunu al. Yok öyle bir şey yok yani. Öyle aklımın ucundan bile geçmiyor. Bu aslında böyle çok çarpıcı bir soru. Hani dediğim gibi ben sormadan önce. Çünkü insanlar hani bir çeşme akıyorken çeşmeyi hani doldurmak istiyor cebi ve hani paylaşmak istemiyor. Aslında senin öyle bir gayenin olmadığı çok açık çünkü restoranın konseptinden belli zaten. Ben o konuda unumu eledim eleğimi astım. Benim egom veya böyle herhangi bir narsist düşüncem yok. Yani isteyen istediği işi yapabilir. Beni de mutlu eder. Etrafında mutlu insanlar görmek yani. Toksik insan yerine mutlu insan olsun. Bizim için daha önemli yani. O yüzden hani benim pek iş dalım olmadığı için isterse benim işimin aynısında hemen karşıma açabilir. İnsanlar tercihleriyle yaşıyor yani sonuçta. Ya benim müşterim beni seçiyorsa beni seçer. Ben müşteri olarak bakmıyorum zaten insanlara. Misafir olarak. Ha şey, bir herkes kendi nasibini yer muhabbeti var ya. Ha. Vallahi çok güzel anlattın be Gürkan abi. Etkilendim bu arada biliyor musun? Bugün bütün gün Gürkan abiyle birlikteyiz. Konular sadece bu kadar değil. Burada işte konaklama, yeme, içme güzel yerleri de götüreceğim sizleri. Evet, neden olmasın. Hatta ne yapalım şimdi? Hadi hep birlikte kalkıp gidip öbür yerlere bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi şehir merkezinden uzaklaşıp Cameron diye bir bölgeye geldik. Burası havaalanına yakın. Ya burayı ben şöyle aslında nitelendiriyorum. Burası oteller bölgesi. Aynen öyle. Oteller bölgesi. Buraya şey diyebilirsiniz. Antalya'yı bilenler Kundu bölgesini bilirler. Tek şerit altında yüzlerce otel vardır. Burası da yine o şekilde. Yani dünya markaları oteller var. Mövepik'tir. Radisson Blu. İşte daha gelen otel ve alma grupları. Yani her geçen gün yeni oteller açılıyor buraya. Şu bölgeye bakarsan bu oteller bu sahil kesiminde. Ama bu taraf sahilin karşısında. Yine burası da yatırımlık bir bölge. Yatırım alan. Özellikle Asya'nın zengin ülkelerinden, Çin'den mesela yatırım alıyor. Çok seviyorlar Çinliler burayı. Yani yatırımcı portföyü Çinli mi genelde? Genelde Çinli. Ama sahil kesimi oteller İsrail'de var, İngiltere'de var, Ermeni'de var. Yani birçok menşe var. Aslında şimdi gideceğimiz bir Türk oteli. Ben ilk buraya geldiğimde tek Türk esnafın Şahin abi olduğunu düşünüyordum. Meğerse birçok Türk varmış. Ya aslında burada gerçekten saygın iş adamları var Türkler. Yani burada iş yapan Türkler var. Ya esnaflık farklı bir şey tabii. Sonuçta tabii de yani burada biz biraz daha farklı gibi oluyor. Hem işi farklı ülkelerde de yapıyoruz. Esnaflık da tabii yapılabilecek bir iş yani tabii. Burada. Ki ben mesela şey görüyorum. Şimdi aslına bakarsan şehir merkezinden bu hani yatırımcılar kopup bu taraflara daha çok yönelmeye başlamışlar. Havaalanının yakınlarına. Bunun sebebi herhalde arazinin geniş olması olabilir mi abi? Çünkü burada golf de çok meşhur diye biliyorum ben. Ya burada bazı otellerde golf sahası var ama hani çok büyük değil golf sahası. Ya bir burada en büyük olanı bir Diamond Bay'di. O da daha şehire yakın bir otel. Aslına bakarsan golf burada çok tercih edilen belli bir kesimin, belli bir zümrenin oynadığı
spor. Yani aslında Saigon'da daha geniş arazilerde yapılıyor, evet, ve uluslararası turnuvalar düzenleniyor. Bazı dönemlerde de burada da oluyor uluslararası turnuvalar. Benim hiç görmediğim bir şey mi? Yani. Şimdi biz nereye gidiyoruz bu arada? Şimdi biz nereye gidiyoruz? Biz hani bazı otellerde bazı işletmeler kiralıyoruz. İşte bu hediyelik eşya, işte marketing, işte nargileler, onun tarzında yerler var. Biz de bunlardan, bir başka işimiz de aslında bu. Yani bu mağazaların management'ını yapıyoruz. Onun dışında söyleyebileceğim, yani şu an gittiğimiz yer zaten çok güçlü bir Türk firmasının oteli. Bu firmanın otelleri dünya çapında yaygın aslında. Birçok yerde yeri var. Turizmde 40 yıldan fazla zamanları geçirmiş. Yani turizm üstadlarının otelleri diyebiliriz bunlar. Aslına bakarsanız bence arkadaşlar, yani bu videoyu izleyen insanlar için sesleniyorum. Ben çok şanslısınız. Çünkü Gürkan abi burada yaptığı işleri asla saklamayıp yani güzel bir şekilde videoda ifade ediyor. Ki zaten restoranı akşam size çok detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi gittiğimiz yerde de işte hediyelik eşya, işte dükkanların, otelin içerisinde, işte hani sezonluk, değil mi, sezonluk? Ya aslına bakarsan ya, her sezon imzalanıyor. Bu yıl burada sezon çok kapalı olmadığı için her yıl kontrat yeniliyorsun. Evet, kontrat. Yani her yıl kontrat yeniliyorsun. O yüzden de hani bir sıkıntı olmuyor. Ve insanlarla iletişim burada çok çok daha rahat. Otel yöneticileriyle. Çoğu zaten arkadaşımız. O yüzden rahatız burada. Gördüğün gibi bak, bu bölgeler şimdi uluslararası yatırıma açık olduğu için bir sürü yeni otel geliyor. İnsanlar yatırıma devam ediyor yani. Vietnam gelişmekte. O zaman gittiğimiz bölgede tabii görüşürüz. Tabii, birazdan orada olacağız zaten. Evet, başlayalım. Evet. Selam, merhaba arkadaşlar. Burası da işte oteller içinde kiraladığımız noktalardan bazıları. Şurada mesela daha önce deri mağazamız vardı. Orayı tabii turizm düşünce orayı kapatmak zorunda kaldık. Ama bu market kısımları devam ediyor sürekli. GoMart. Evet, GoMart. Evet, Güvenmeyalım artık. Ya bu marketler grubunda genelde hediyelik ve hani buraya ait ilginç ürünler satılıyor. Mesela timsah. Evet, bunun derisiyle yapılmış bir sürü cüzdan vesaire, evet, bir tabii, şey satıyorlar. Mesela bizim diğer otelde deri mağazamız da var. Deri daha önce buradaydı ama diğer otellerde deri mağazamız da var. Orada egzotik hayvan derisi. Yani ben çok hoşlanmasam da ticari yönden baktığım için yapıyoruz. Yani piton ve timsah tabii üzerine. Şimdi burada garip garip sinekler vardır. Şimdi zaten Vietnam'a gelen adamlar burada egzotik şeyleri denemek istiyorlar. Ya bir sürü çok enteresan yiyecek var. Şunlara bakar mısın? Yani yengeç, ıstakoz, timsah. Ya bunun tarzında şeyler var burada aslında, tavuk hayali falan. Ya bu markette genel olarak şey, Vietnam ürünleri. Mesela şunlar. Evet, mesela şu ilgi çekici. Mesela bu gerçek bir kobra yılanı. Evet. Alkolün içine bu devlet onaylı. Devlet onaylı şeydi. Yani evet. Bunu sağlık için kullanıyorlar, evet, ya da öyle bir şey olduğunu düşünüyorlar. Mesela burada ginsengler yine. Evet. Ya zaten abi bu ticari zeka tam olarak bence bu. Asya tıbbını da adamlar, şimdi buradaki misafir geldiği zaman bir kere şehre gidiyor. Evet. 10 gün boyunca otelde kalıyor. Ve bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın. 10. günün sonunda da insanlar evlerine dönerken buraya özgü ya da Asya'ya özgü ürünleri arkadaşlarına, eşine, dostuna hediye etmek istiyor. Ve geliyor buradan alıyor, mesela kobra kremi alıyor. Evet. Ya bunun gibi diyebilirim. Burada mesela yine çok fazla balzam var. Evet, ben biliyorum bunları. Evet, ben de şundan ağrıyor, satın almıştım. Evet evet, ayağın ağrıyor, oran ağrıyor, buran ağrıyor falan diye bir sürü ürünü var burada. Asya tıbbı. Bir insanın şehir merkezine gidip geri gelmesi, cartu curtu, taksi ücretinden ziyade buradan alıp götürmesi tercih meselesi. Tercih ediyorlar. Yani sonuçta 200-300 dolar gibi bir para harcıyor. Eğer buradan şehre 30-35 kilometreye giderse, evet, taksi ücreti, yiyeceği, masajı, eğlencesi tamam bir kere gidiyor. Ama ondan sonra pek tercih etmiyor buradaki misafir. Ki burası da 5 yıldızlı bir otel. Her şeye sahip, çok güzel bir otel. Hı hı. Ki buranın günlüğü ne kadar abi? Ya burası 200 dolar civarında. Günlük. Tabii 200 dolar civarında.
çıkalım. Ya şimdi burası 200 dolar civarında. Burası 5 yıldızlı, her şey dahil otel. Ve yemekleri inanılmaz lezzetli. Türk aşçılarının olduğu bir otel. O yüzden çok tercih ediliyor. Tabii yeni Özbekistan, Kazakistan misafirlerinin gelmesi, bu oteli tercih etmelerinde bu yemeğin çok etkisi var ve konumu da. Zaten söylediğim gibi çok kaliteli bir turizm firması. Çok eski bir turizm firmasının oteli. O yüzden ya tercih ediliyor. Sahibi de Türk. Tabii tabii. Vietnam ve... Zaten size şöyle göstereyim arkadaşlar. Direkt plaj bölgesine inşa edilmiş bir otel. Ya her şey var içeride. Yani her şey. Biz bir de geldik istersen. Tabii. Nargile de yapıyoruz biz. Öyle mi? Evet. Arap müşterilerimiz için mi yoksa? Yok, Araplar değil, Rus. Tercih ediyorlar mı? Tabii. Özbekistan'dan gelenler, Kazakistan'dan gelenler. Koreliler burada yine popüler. Bu oteli seviyorlar. Yani seviyorlar nargileyi de. Bakın. Mesela ya maşallah işte söylüyorum yani burası da Gürkan abinin diğer işte bir hani kar amacı güden bir işletmesi. Neden? İnsanlar akşamları şurada oturup işte hani dinlendiklerine, istirahat ettiklerine. Şimdi burada çünkü animasyon ekibi oluyor. Burada nargilesini içiyor işte. Şimdi de Gürkan abinin diğer bir martına geldik. Burası da Rivera Otel. Evet, burası da Kamran'daki diğer otellerden bir tanesi. Burası çok daha geniş fark ettiyseniz. Çok daha sergilenebilir ürünler var. Burada fark ettiğim kadarıyla kıyafetler de var. Evet, kıyafet de var. Deri de var burada. Timsah derisi, cüzdan, piton derisi, çanta. Ufak bir bölüm. Yani şimdi eskisi kadar revaçta değil. Bir de Koreliler çok geldiği için buraya. Artık onlar biraz daha şeyde, sunide çok istemiyorlar. Hayvan öldürülsün, hayvan derisinden bir şeyi istemiyorlar. Haklılar mı? Haklılar abi. Tabii. Ben de olsam ben de istemem. Öyle bir durum var yani. Burada biraz daha geniş olabiliyor. Burada kahve olayı da satabiliyoruz. Diğer otelde farklı bir şey var. Biz burada kahve çay da yapıyoruz. Aslında biz bu işin çay kahve işin importunu da yapıyoruz. Yani biz başka ülkelere de çay kahve gönderiyoruz. Vallahi hayretle izliyorum ve bu kadar işe nasıl yetiştiğini ya, aklım yok, almıyor. Ben mesela şu kahveden bahsedeyim sana. Bu Luwak kahvesi dedikleri kahve. Şey mi yani, bu hani bir hayvanın? Evet. Kopi Luwak dedikleri. Bir kedi ırkından gelen bir kahve. İşte kahvenin işte bu şöyle söyleyeyim. Hayvanın işte bildiğin bu böyle dışkısı. Sonra onu temizleyip temizleniyor ve ondan sonra içiliyor. Çok pahalı bir kahve mi? Evet, pahalı. Değil kahve. Mi? Ben de öyle biliyorum. Pahalı bir kahve. Mesela şu görmüş olduğun nereden baksan bir 1000 dolar civarında vardır. Tabii. Çünkü ben bir fabrikasını da görmüştüm. Endonezya'da falan var. Yani bayağı bir pahalı bir kahve olduğunu biliyorum. Bir de burada Vietnam'da özellikle kahve, çay ve bunun dışında kokonat. İşte sinamon yani tarçın. Tarçın ağaçları, ormanları var burada. Burada çok meşhur. Onun dışında işte kokonat butter var. Kokonat yağları var. Kurutulmuş kokonatlar, meyveler. Var. Özellikle karabiber. Çili'de, karabiber'de burada Phu Quoc Adası'nda. İnşallah bir gün oraya da gideriz. Çünkü orada da bir işletmemiz oluyor. Yani oradaki yer aslında o bir ada. O adanın özelliği aslında en büyük özelliklerinden birisi hem turizm. Turizmden önce de dünyanın en iyi karabiberinin yetiştiği ada. Dünyanın en iyi karabiberi. Yani burası da yine aynı onun gibi. Yani diğer mağazalar gibi. Yani burada da işte ne diyeyim, doğal ürünler, makadami yağı, nut yağı, yılan yağı, o bu falan bir sürü çok Gürkan enteresan abi, ürünler var. Evet. Şey sorabilir miyim? Lütfen. Bu kadar böyle bir işletme, bu kadar böyle bir şey için çok mu zengin olmak gerekiyor? Hiç alakası yok yani. Ama yaptıktan sonra zengin olabileceğini söyleyebilirim. Onda garanti şey var yani. Eğer düzgün bir nokta, düzgün bir lokasyon, düzgün bir işletme, partnership yakalayabilirsen olur. Ticari zeka diyebilir miyiz buna? Ya böyle tabii ki seni övmek için söylemiyorum da. Ben çok zeki değilim. Eğer çok zeki olmuş olsaydım şu an Monaco'da yapıyorduk bu röportajı. O yüzden hani bir belki seneyi orada görüşürüz. İnşallah ama keyifli. Yani tabii. Ya dediğim gibi sadece bu ülkede iş yapmıyoruz biz. Yani kendi adıma söyleyeyim. Toplamda şu anda 5 ülkede iş yapıyorum. Ya bunlar tabii ufak tefek. Bunlara şey de diyebiliriz. Tek
pasif iş kolu olmasa bile her zaman başında oturacağın bir iş değil bu. Oto kontrolünü sağladıktan sonra, running'ini, sistemini oturttuktan sonra çok rahat geçebilirsiniz. Yani işte burada da bir tane hanımefendi çalışıyor. Daha çok çalışanlarını evet. yabancı Rus, tercih ediyorsun. Ukraynalı. Yani aslında Gürkan abinin planladığı burada bir market oluşturmak. İşte gelen buraya turist arkadaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmek. Şehre gitmeden. Tabii bu girdiğimiz oteller 5 yıldızlı ve her şey dahil sistemde işleyen. Burada market oluşturmak. Markette gıda çok fazladır. Ama hani burada biz snack tarzı gıdalar satıyoruz. Cips işte bunun yanında buradaki ne derler, kuru yemişler. Evet. Makadamidir. Onun dışındaki ürünleri satıyoruz. Ya aslında burada gerçek bir market yok. Tabii. Yani senin gidip bir marketten şunu alayım, bunu alayım değil. Yok. Biraz enteresan ürün, biraz farklı ürünler, bölgeye yönelik ürünler. Turistin ilgisini çekebilecek bir şeyler en azından. Adam geliyor buraya, denize girecek. Bir tane hani atıyorum güneşten korunacak bir şey yok. Ha onun için ne yapabiliriz? İşte tekstil bölümüne geçirebiliriz. Böyle uygun diye kaçmayın. Nereye gidiyorsunuz? Otel 5 yıldızlı. Gene az önceki otel gibi her şeye sahip, muhteşem. Yani şu aquapark falan var burada değil mi? Alt tarafta iki tane çok büyük havuzu ve havuz pulları, barları var. Yine denize sıfır bir otel. Her şey dahil çalışması aslında güzel bir şey. Evet, evet. Tamam. Şu anki potansiyel zaten Özbek, Kazak, Vietnam'da da popüler bir oteldir bu otel. Kamran'ın ilk otellerinden diyebilirim. Burası mı? Evet. Şimdi arabaya binip kaçıyoruz. Şimdi burası da Gürkan abinin yaşadığı muhit. Ya buradaki evler böyle Amerika stili değil mi? Abi böyle villalar, böyle karşıya bakar mısın şuranın güzelliğine? Abi buradaki rentler ne kadar peki? Ya evin yapısına göre değişiyor. $1000 ile $3000 arasında. Ha, aylık mı? Tabii aylık. Baksana. Aylık. Buralar müstakil ama değil mi abi daha tabii, çok? Tabii hepsi ya villa tarzında. Apartman da var burada. Onlar hani mesela apartman şeyinde yaşayacaksan onlar da nasıl söyleyeyim sana? Bak şu evi mesela ben çok severim. Şu sağ bir sağındaki. Şurası mı? Kardeşini de göstereceğim bunu. Çok şık gözüküyor. Yani şu sol tarafta. Ya burada apartmanda da yaşayabilirsin. Genelde apartmanlar havuzlu oluyor burada. Evet. Çok top floor'unda falan oluyor bence. Yüksek kat değiller. Ben gidiyorum. Yine burada okullar falan var. Anaokulu, normal okul, ortaokul, lise. Şunları görebilirsin mesela. Buralar peki bu Naçank'ın en pahalı yerleri ya, mi abi? Bir bakıma şehir içi rezidansların çünkü dışında. Evet. Ya ben ilk kez böyle rezidans dışında bir yer görüyorum. Noktalar burası işte. Şunlar da hoş. Bunlar da güzeller. Gelen turist. Ama belki buraları kiralayamayabilir değil mi? Ya, sözleşme yapıyorlardı bir yıl diye. Sözleşme yapıyorlar ama hani yine burada Airbnb tarzında da kullananlar var. Mesela şimdi bizim evimiz şurada. Bir arka sokakta, arkada. Evet. Bir evimiz mesela burada. Ya bak şöyle bir genel yapısını gör evin nasılmış, neymiş, nereymiş diye. Sana bir şey söyleyeyim, ömrün uzar ya. Şunlar meyve değil mi? Onlar bitki çeşitleri. Zaten buradaki bu sokaklarda birçok ağaç, mango ağacı. Az önce gördüm. Tabii yüzlerce var ya. Yani tropikal meyve, yıldız ağaçları var, muz ağaçları var. Bizim bu arkada var mı? Tam bir yazlık evi gibi, çok evet, çok şık ya, gözüküyor. Mesela bak, aradan gir. Şey, bunlar muz ağaçları. Evet. Var mı bir şey? Henüz yok. Şöyle. Ya bir insanın evinin bahçesinde muz ağacı olması ne garip bir şey ya. Sen normal geliyordur sana da. Kahve makinesi güzel bir şeyler. Mangalımızı falan yakıyoruz yani. Oh. Mangal yakı. Yakılıyordur da yanına rakı açılmıyordur. O orada bir sıkıntı. Onda da sıkıntı. Evet. Gürkan abinin home home sweet home'u. Burası dubleks. Evet, burası dubleks. 5 odalı falan
yani burası. Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 odalı, 2 katlı bir yer. Yani burayı çok fazla kullanmıyoruz ama yani çok fazla kullanmıyoruzdan kastım. Yani işte çok kullanmıyorum. Öyle bir durumumuz var yani. Valla çok şıksız. Bir tek havuz eksik ya. Onda yan komşunun var orada. Yan komşunun var. Buranın abi kirası ne kadar? Burası yaklaşık 1500 dolar var. 1500 dolar. Tabii. Yani aslına bakarsanız Vietnam genelinde az bir para değil. Yani Vietnam için değil. Az bir şey değil yani. İyi para evet Vietnam'a göre. Peki yani, burayı... Bir insan sahip olmak isterse... Vietnam komünist bir ülke. Evet, geliyorum. Bir şeye sahip olamazsın Vietnam'da. Yani çok uzun süreli kiralayabilirsin. Yani 50 yıl, 90 yıl gibi bir süre kiralayabilirsin. Değil mi? 50 yıl. Evet, tabii. Ne ödenir abi buraya? Böyle bir yere? Böyle, burası lüks bence. Ya burası birazcık şey... Yani 500 bin dolar çok saçma sapan fiyatlar var. Yani burada bir odası var. Her yeri oda zaten maşallah. Burada su var. Böyle. Şey acaba buraları filan hani... Evet. Kiralayıp Airbnb yapsan. Ya ona da pek izin vermiyorlar. Vermiyorlar değil mi? Şurada karşıda yine bir odası var. Giyinme odası var falan filan. Yüksek tavan. Yani şey... Buradaki fiyatlar da... Yani 1 milyon doları da var. 1,5 milyon doları da var. Ama tabii ki... Ben alır mıyım? Kesinlikle almam 1 milyon dolara ya da 1,5 milyon dolara. Buraya harcayacağım 1,5 milyon doları Miami'de çok güzel bir yer alabilirim. Hatta 2 tane yer alabilirim. Burada satın almak istediğine çok saçma bir fiyat politikası var. Evet yani yüksek fiyatları var. Yüksek fiyatları var. Yüksek ama fiyat. Hani hayat standardı yani hayat standardından söyleyeyim yaşanılabilir bir yer. Her şeye ucuza... Yani bunu söylersem doğru mu olur bilmiyorum ama yani benim için uygun fiyatlı geliyor. Yani bir Vietnamlı ya da daha low price'da çalışan kişiler için belki biraz daha zor olabilir. Ama yani genel olarak yaşanılabilir bir yer. Ama bu böyle bir şey değil ki zaten abi. Herkes kendi bütçesine göre sonuçta hani yani, yer bakıyor. Yani o da doğru söylüyorsun aslında. Yani ama şuranın, ben burayı seviyorum. Şuranın güzelliğine bakar mısın abi? Ömrün uzar. Keşke herkesin hani böyle yerlerde yaşayabilme durumu, gücü olsa. Şu, bir tek şu birazcık işi bozmuş. Çok büyük bir yapılaşma var burada. Evet, evler... Koronadan önce yapılan bir bina. Koronadan sonra devam edeceğini söylemişlerdi ama öylece kaldı. Yani bunu yapan firma da Peninsula. Ya bayağı bilinen bir firma, dünya üzerinde de biliniyor. Yani firmanın sağlam olması ama neden buna devam etmediği hala daha soru işareti. Burayı bozmuş ama değil mi? Tabii ki. Evet efendim, sabah röportaj yaptık. Şimdi yemek yemeye geldik. Şöyle geniş açıyla bir göstereyim size restorantı. Giriş çok böyle şık, güzel tasarlanmış. Bakınız efendim, güzel güzel resimler, güzel güzel fotoğraf çekilinebilecek alanlar. Böyle restoran işlerinde fotoğraf işi bence katiyen çok önemli, çok güzel alanlar olması gerekiyor bu şekilde. Bakın. Gürkan abi çok güzel tasarlamış. Gerçekten çok güzel tasarlamış. Bakınız efendim. Hayatımda şu temizlikte bir lavabo hiçbir yerde görmedim. Bakın. Tek kullanımlık havlular. Tertemiz. Bakın efendim. Tertemiz, her şey çok güzel titizlikle hazırlanmış. Menü fiyatları bu şekilde. Bakınız. Önce makarnayı seçiyorsunuz. Toppings. Yani sonra buradan istediğiniz bir şeyi üstüne ekletiyorsunuz. Yani sos seçiyorsunuz. Bakın. Small boy 99 bin. Large boy
Şöyle yakın mesafede göstereyim. Large boy'da 129.000, small boy 120 TL, large boy 150 TL. Üstüne de herhangi bir sos seçiyorsunuz. Şimdi burası bir İtalyan restoranı olduğu için burada ne gerekli, ne eksik? Tabii ki şaraplarımız. Şaraplarımız da hazır. Çok güzel meyve şarapları var. Beyaz şarap, kırmızı şarap, ekstra tabii içecekler, her şey var yani. Ne isterseniz alabilirsiniz. Burada özenle hazırlanıyor. İşte bu şekilde makarnayı yenilikçi bir tasarımla. Zaten Gürkan abi, ben size ne söyledim? Yenilikçi bir insan. Burada bak kremanın, şunun ismini unuttum. Olsun o kadar artık. İçinde böyle makarnayı çeviriyorsun. Tertemiz. Zaten burası hani arka planda ne dönüyor? Her şey açık. Çok rahat bir şekilde hani işlemleri görebiliyorsun. Muhteşem bir restoran. Bu da arkadaşlar, burası Naçank'ta Gürkan abi tarafından açılmış bir restoran. İsmi Pasta de Pasta. Bakın şuraya Instagram adresini bırakıyorum ve ayrıca açıklamalara bırakıyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Ya böyle işletmeler kolay kurulmuyor. Biz de desteğimizi eksik etmeyelim ve ayrıca Gürkan abi buraya benim takipçilerimden gelen arkadaşlara indirim de uygulayacak. Geldiğinizde benim ismimi söyleyin. O size elinden gelenin en iyisini yapar. Olmadı bir soft drink, ne bileyim bir şarap, ne bileyim bir şey. İlk lafta bulunur arkadaşlar.